TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşkın isimleriyle sizlerleyiz. Ben Nesibe Sarıhan, değerli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli hocam. Efendim, sefalar bulduk, hoş bulduk, teşekkür ederiz. Yaratılış gayesi ve kainatın şifrelerini 99 ismi şerifiyle açıkça izah eden Allah Teala'nın her bir adının rehberliğinde programımıza devam ediyoruz. Sıradaki nurdan isim El Aziz olabilir mi kıymetli hocam? Evet, El Aziz olabilir mi sıradaki isim? Tabii ki sıradaki isim olmaz. Ama bizim sıramıza göre biz El Aziz'i konuşalım mı? Konuşalım. Allah Teala'nın isimlerinde aynen burada biz aramızda konuşurken hemen dinleyenlerimize bir mefküre vermek istiyoruz. Allah Teala'nın isimlerini bir sırayla okuyoruz ama Allah Teala'nın tecellisi bizim sıralamamıza göre değil. Peki. Dolayısıyla bunu anlatmak için böyle bilhassa şaşırtıcı bir cümleyle girmek istedim. El-Aziz kelimesi bizlerde neyi çağrıştırmalı? Bakın, Aziz isminde çok arkadaşlarımız vardır, tanıdıklarımız vardır. Birbirimize hitap ettiğimizde aziz kardeşim, aziz dostum, aziz anneciğim, babacığım, işte aziz vatanımız. Aziz olasın ya da. Ha, çok güzel, en çok kullan. Su gibi aziz olasın, dolayısıyla su da azizdir. Bu bir izzettir, bir şereftir. İnsanlar tercihleriyle bir şeylerin yüceliğine, ulviliğine, nimet olarak da olsa, makam olarak da olsa bir şeyin şerefine inanmışlardır. İşte El Aziz ismi şerifi bu şerefin nereden geldiğini bize hatırlatıyor. O sebepten Aziz ismi şerifini koyan kardeşlerim lütfen bu hususa dikkat etsinler. Çocuklarına en azından bu ismi koyduklarında bu ismin Abdülaziz olmasına dikkat etsinler. Sultan Aziz Han diyoruz mesela. O Aziz Han, hani Aziz kardeşim ya, ismi Aziz olan arkadaşlarımıza Aziz diyoruz ama biz en azından nüfus cüzdanlarına olsun Abdülaziz'i yazalım. Tek başına kullanılmasın. Tek yani. Tek başına kullanılmasın. Bu aynı zamanda Efendimizin de bir tarifidir. Mesela Rahman, Abdurrahman'dır. Rahim, Abdurrahim'dir. Melik, Abdülmelik'tir. Rezzak ismi konulur mu hocam? Rezzak diye ismi olanlar var. Abdurrezzak'tır. Abdurrezzak. Ama yani Rezzak denildiğinde hep Abdül, hani kısaltılmış olduğundan dolayı bir vebali yoktur. Fakat isimler konulurken de, yani aslında bunu söylemek istemiyordum ama ağır olan isimlerdendir Aziz ismi mesela. Hı hı. Bir kere adı büyük. Yani büyüklük ifade ediyor. Aziz deniyor. Yani Aziz ismi öyle çok kolay taşınan bir isim değildir. Arz edebiliyor muyum? Yani Abdülaziz ismi mesela bir Abdullah gibi değildir. Bir Mehmet gibi değildir. Ama mesela Aziz kelimesini kullandığınızda bendeniz buradan şu an hatırıma geldi. İnanın ki şu saniye hatırıma geldi. Bunu Esma-ül Hüsna'nın programlara başlarken duyurusunu yapacaktım. Demek ki buradaymış nasip. Kıymetli dinleyenlerimden lütfen bir şey istirham ediyorum. Bakın, Allah'ın isimlerini, Efendimizin isimlerini, bizce mübarek olan isimleri lütfen kullanıldıkları yere göre, mahalle göre düşünüp ona göre marka ismi yapalım. Mesela düşünün şimdi, Aziz diye bir isimle bir kunduracı olduğunu düşün. Ayakkabının altında Aziz yazıyor. Ne bu kelimenin manasına uygun ne de Abdülaziz isminin şerefine uygun. Hatta Aziz, El Aziz ismi şerefine. Vardı, ben bunu gittim ikaz ettim. İsmini vermeyeceğim ama vereceğim. Çünkü kaldırdığını düşünüyorum ben bunu. 18-19 yaşlarındaydım. Mesela Mustafa ayakkabıcısı. Mustafa. Ya olabilir mi böyle bir şey yani? Mustafa diye bir adam ayakkabısına bunu koyabilir mi?
Veya ne bileyim jöle satıyor. Mustafa jöleleri. Yoktur diye rahat söylüyorum. Canım zaten konmaz ki ama koyabilir. Mesela köpeğine Arap ismi koyanlar. Ne demek şimdi bu Arap? Tersini düşünelim. Türk koysaz biz bu köpeği çağırabilir miyiz? Kürt koysa çağırabilir miyiz? Bakın bunlara çok dikkat etmek lazım. Arap sabunu bile dememek lazım. Neden denmiş Arap sabunu acaba? Biliyor musunuz, bir fikriniz var mı? Ben söyleyeyim size. Hani böyle sabuna benzemiyor ya. Böyle pis gibi, böyle tuhaf. O yüzden Arap sabunu denmiş. Bunlar eskiden beri yapılmış olan algı operasyonudur. Mesela Arap saçı da öyledir. Arap saçı kıvırcık değildir. Arap efendimizdir ya. Ve siyahi olan Afrikalıların saçı kıvırcıktır ama Araplar sizin benim gibi bayağı beyaz tenlidir. Yani Arnavut arkadaşlarımız dinliyorsa söyleyeyim ben onlara. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından Arnavut olanlarla Arap olanlar aynı çocuktan gelirler. Bayağı beyaz tenlilerdir. Siyahi değillerdir yani. Arap saçı, köpeğe Arap ismini koymak. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. Kara böcek yerine Fatma annemizin ismini koymak. Evet. İşte fasulye çağırıyor mesela. Ayşe fasulye diyor. Bakın bu, ben bu radyolardan büyük bir hizmet yaptığımı düşünüyorum şu anda. Ne demek yani? Vallahi. Ayşe fasulye, ay, bunların hepsi böyle masum kisve altında büyük bir tezgahla korunmuş şeylerdir. O yüzden niye bu konuyu açtım? El Aziz ismi şerifi bize şu ayeti kerimeyi hatırlatıyor. Mealen Allah Teala buyuruyor ki İzzet Allah katında ve Resulünün ve müminlerindir. Azizlik, izzet Allah'ın ve Resulünün ve müminlerindir. Ve izzet namına, şeref namına, ulvilik namına ne varsa. İnnel izzete lillahi cemi'a. Büyük bir ayettir bu. Cemi'a. İzzeti Allah verirse verir. İzzetin eğer büyüklüğün bir manası, mefhumu, birisine verilecek payesi varsa bilinsin ki diyor Allah Teala. Bu Allah katında Allah'a ait. Hangisi ya? Soy olarak mı? Boy olarak mı? Şeref olarak mı? Kıyafet olarak mı? Bilgi olarak mı? Hangi bakımdan izzet ya Rabbi? Cemi'a buyuruyor Allah Teala. Hepsi. Suyun izzeti de su gibi aziz olmakta, bir mekanın aziz olması da Allah tarafından ancak verilen bir şeydir. Mesela izzeti nefsime dokundu deriz biz. İzzeti nefis. Şimdi bakalım Allah Teala nefse bir izzet vermiş mi? Vermemiş. Nefsin yaşadığı alana bile dünya demiş. Denaetten geliyor, düşüklük. Demek ki bir adamın izzeti nefsi olamaz. İzzeti ruhu olabilir. Ahlaki izzeti olabilir. Ulvi duyguları olabilir ama nefsin izzeti yoktur. Nefis ne zaman aziz olur? Azizi tanıdığı zaman. Ruh onun üzerine binip de onu binek yaptığı zaman o atın da bir şerefi vardır. Bir sultanın sarayına köpek olmuşsa o kapıdaki köpeğin de kendine göre diğer köpeklerden bir uçaniyeti, bir izzeti vardır. Bu innel izzete lillahi cemi'a ayeti kerimesi, kimse kimseye izzet, büyüklük, yücelik veremez. Ancak Allah'tan geçer yücelik. Manasına el aziz diyoruz. O yüzden de diyoruz ki isimlerin bir izzeti vardır. Allah isimlerinin bir izzeti vardır. Peygamber isimlerinin bir izzeti vardır. Yani buna göre insan o şerefe göre bunları hayatında bulundurmalıdır. Şimdi aziz kelimesine bakıldığında el-izz kelimesinin kelime kökü o. İzze kelimesi. Bu kelime yücelik, yücelme manasına geliyor. Ama mesela Allah Teala'nın bir ismi şerifi daha var. Mu'izz. El-Mu'izzu. Bu isimle, bu aziz kelimesiyle de alakalı. Şimdi El-Mu'izzu dilediğini yücelten manasına geliyor. Yüceltme işini bizzat yapan. Kim için? Her şey için. Demin anlattığımız ayet-i kerimede. Ama buradan anlıyoruz ki bakın burada müthiş bir hani komplikasyon diyelim artık. Kompleks bir yapı var. Birisi birisini tayin eder ama kendisi o şerefte olamayabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Notere gidiyorsunuz veya bir, herhangi bir memurun yaptığı bir vazifeye göre sizin evrakınıza bilinmenizde bir yere tayin olmak, bir arazi almak, bir makama gelmeniz hususunda
O evrak tamam olunca birisi bir imza atar. Tamam der, buyurun mazbatanızı, buyurun tapunuzu der. Kendisi o mala mülke sahip değildir ama diyelim ki 2000-3000 lira maaş alıyordur ama trilyonluk bir arazinin satış işlemlerini yapan o memurun imzası olmadan o tapuyu alamazsınız. Şimdi El-Mu'izu isminde bir paye veren var. Ama El-Aziz isminde o payeyi veren olduğu gibi izzetin de kendisi bizzat onda olan manasına geliyor. Hmm. Mesela sırf biz El-Aziz olmasaydı, El-Mu'izu ismi olsaydı, tamam başka isimler de var. El-Aliyyü var, El-Azimu var, El-Kebiru var. Yani yine onun ulviyeti, şanına zaten Allah dediğinde hepsine kafi ya Celle Celaluhu. Yani onu konuşmuyoruz. Ama El-Aziz denildiğinde bu sözün bir, zatım da ben azizim. Peki, o zaman bir şeye azizlik, izzet nispet ettiğinde benim zatımı düşünmeden bunu yapamazsın demektir o. Su gibi aziz ol denildiğinde bir adam o suyun izzetinin Allah Teala'nın lütfu olduğunu hatırladığı için o söz yerini bulur, o dua o kişide tecelli edebilir. Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Biz kendimize göre bir izzet payesi veremeyiz. Bizim için Nesibe Hanım çok şey, Fatih Hoca böyle güzel. Hayır, bu izzetini Allah'ın bahşettiği izzet ölçülerinde alıyorsa bu sözün bir değeri vardır. Bir. İki, sen bu sözü söylerken El-Aziz olan Allah Teala'yı düşündün mü sorusunu bana sorarlar. Allah'a bak, El-Aziz denildiğinde, bir şeye yücelik ithaf ettiğinde, bir vasıf onunla tavsif ettiğinde Allah'ın El-Aziz ismi şerifini zikretmek mecburiyetindesin. Öyle bir aziz o. Şimdi böyle bakıldığında diyoruz ki susuz yaşayamayız. Annemiz babamız bizi şey yapmış, doğurmuş, onların bir izi. Aziz vatanımız var, kutsal, mübarek falan diyoruz da. Mesela vatanın mukaddes olduğuna, belli toprak parçaları için Kuddüs kelimesinde bunu işlemiştik ama mesela azizdir diye bir ayet yok. Suyun aziz olduğuna dair de bir ayet yok. Biz o alametini, o seçilmişliğini Allah Teala'nın bazı ayetlerinden yorum yaparak alıyoruz. Fakat bir zat var ki Allah ona Kur'an'da aziz diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın aziz diye hitap ettiği tek zat Efendimiz'dir. Efendimizin ismini Allah aziz diye koymuştur. Ne mutlu bize ki onun ümmetiyiz. Ve bakın ama izzeti nereden geliyor? Şimdi bakın, çok büyük bir sürpriz bekliyor kardeşlerimiz. Çok farklı bir sürpriz bekliyor. İzzet neredeymiş? İzzet nasılmış? Bu izzetten insan nasıl nasiptar olur? Evet, Allah ismini verdi. Ama ayeti kerimede, Tövbe suresinde bu ayeti kerimenin vakıf dediğimiz durma yerleri farklı olduğu için anlamda da bazı değişiklikler vardır. Fakat biri, hani bazen navigasyonu yüklüyorlar ya, çabuk mu gitmek istiyorsun yoksa kestirmeden mi gitmek istiyorsun? Daha kısa sürede mi gitmek istiyorsun yoksa rahat mı gitmek istiyorsun diye bazen bize alternatifler sunuyor ya. Diyor, bu daha uzun yol ama daha açık rahat yol, gidersen açık yol. Buradan gidersen böyle kısa yol ama daha uzun müddette git. Aynı bunun gibi bu vakıf yerlerinde de, yani durma yerlerinde, şimdi okuyacağım ayet-i kerimedeki durduğumuz yere göre mana aslında pek değişmiyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Ayet-i kerimesinde iki durma yeri vardır farklı kıraatlerde. Bir kısmı aziz diye durur. Bir kısmı estağfirullah. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Şimdi burada bakıldığında bir aziz, demin Bismillahirrahmanirrahim demedin. Estağfirullah diye başladım. Çünkü Tevbe suresindedir bu. Tevbe suresinin başında besmele yoktur. O yüzden Tevbe suresinden bir ayet de arada okunduğunda bu şekilde şey çekilmez. Besmele çekilmez. Ama aşır olarak okunduğunda ayrı. Orada aşır için besmele çekilmiş olur. Şimdi burada azizun kelimesini şöyle bağlayanlar. Şimdi buna göre nasıl mana verebiliriz? Yani nasıl mana verebiliriz derken biz kendi inisiyatifimizi kullanmıyoruz tabii burada. Estağfirullah. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum. Aziz diye durulduğunda şöyle bir mana çıkıyor.
size andolsun ki sizin nefsinizden, sizin gibi bir nefis sahibi bakıldığında aynı ölçülerde yaratılmış bir Resul geldi ama azizdir. Resuldür, azizdir. Risaletinden dolayı mı aziz? Bir o var, bir de bakın demin ne dedik? Ruhu aziz mi? Ha, yok. İşte bakın ne kadar güzel. Ya ruhu herkesin aziz. Ama bakın burada Efendimizin bir metü senası var. Sizin nefsinizden denildikten sonra ama azizdir gibi anlaşılırsa, yani nefiste izzet yoktur. Fakat onun nefsi bile azizdir denilince, işte şimdi iş çok değişiyor. Değişti, çok değişti. Peki, burası tamam. Burası yine zevki olanlar için sürpriz. Ama şimdi söyleyeceğim daha sürpriz. Bu ayet-i kerimeyi geçerek okuduğumuzda, Estaizu billah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدُّ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ de dersek ne olacak? عَز۪يزٌ. O çok onun üzerine büyüktür, büyüktür o. Büyüktür. Ne? عَلَيْهِ مَا عَنِدُّ. Sizin yüklendiğiniz, sizin başınıza gelenler, günahlarınız, hatta ibadet çekmek noktasında bile yaptığınız şeyler ona ağır gelir, azizdir, güç gelir, yüksektir. Manasına da bunu alıyorlar, aziz kelimesini. Ama biz şuradan şunu anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarına duyarlı olmasıyla mı aziz oldu? Yoksa aziz olduğu için mi ümmetine hadim olan, onların sıkıntısıyla uğraşan bir zat oldu? Şimdi nereden geliyormuş demek? Düşünün. Biz izzet denildiğinde böyle tepede, yukarıda olan bir kişiyi hatırlar mıyız? Hatırlarız. Ama Allah Teala el-aziz sıfatında, Efendimiz'i beyan ederkenki sıfatında, adeta ona ayine olmak, bir göstermek için sıfatını, bize şunu vaaz ediyor aslında. Nedir o? İnsanlara hizmet etmek, mahlukata ve mevcudata hizmet etmeyi düşüklük zannetmeyin. Allah katındadır izzet. Benim şanımı, şerefimi, benim rızamı düşünerek hizmet ettiğinizde ne kadar dertlenir, ne kadar hizmet ederseniz sizi o kadar aziz eylerim demektir. İşte el-aziz bu. Bu da müthiş bir şey. Tabii müthiş bir şey bu. Hatta bunu açan hadis-i şerif de şudur. Seyyidul kavm hadimuhum. Rivayete göre bir bedevi gelmiş. Eyne seyyidukum. Sizin seyyidiniz nerede diye sormuş. Efendiniz nerede yani? Göstermiş de mescidi süpürüyor Efendimiz. Huva seyyiduhu ya seyyidukum. Bu o mu yani? Bu mu? Rivayete göre Efendimiz o bedevinin sözünü duymuşlar. Dönmüşler. Evet ya yani, naam. Seyyidul kavmi hadimuhu. Kavmin efendisi ona hizmet edendir buyurmuş. Demek ki Allah Teala hakikaten insanlık hizmetinde bulunanları aziz kılıyor. El aziz sıfatıyla. Yani şimdi bunların hepsini nasıl birleştiriyoruz? İnsanlara hizmet etmek nefse ağır gelir. E zaten nefiste izzet yok ki. O zaman nefse muhalefet adamı aziz kılar. Nefse muhalefet ne için olmalı? Allah için olmalı. Allah'ı tercih ettiğinde seni aziz kılan Allah el-azizdir. Muhteşem. Muhteşem. Ve bu şerefi biz buradan alırız. İzzetimizi buradan alırız. Şöyle bir toparlarsak. İnsanların bizi zelil görmesi önemli değil. Allah'ın bizi zelil kabul etmesi ve zillete düşürmesinden kul korkmalı. El-aziz olan Allah'tır. Ben Allah'ı tercih ettiğimde, bugün Nesibe Hanım, biz meslek icabı bazı yerlere çağırıyoruz, gidiyoruz, ediyoruz. Şöyle bir şey görürüz. İnsanlar böyle basit bir müdürün, bir amirin bilinmeyen yanında fotoğraf çektirmek için böyle en güzel yüzleriyle onun yanında durmaya çalışırlar. Yani bu ayet-i kerime şamar gibidir he. Yani izzet Allah katındadır denildiğinde hepsi ama hepsi. Hangi şey için istiyorsa izzet Allah katındadır denildiğinde. Şimdi söylüyorum, bir fotoğraf karesinde bulunmak için 20 tane takla atan bir insan izzetin Allah katında olduğunu bildiğinde en basit tabirle söylüyorum. Kendisini bu kadar ucuza satar mı? Secde müminin en şerefi, en yüksek dereceye erdiği, bulduğu andır.
secde. Secde dışarıdan bakıldığında, aklen bakıldığında bir insanın yere yüzünü koymasıdır. Bunu ancak Allah için yaptığınızda oradan bir paye alırsınız. Ve o secdenin sizin yüzünüzde verdiği bir izzet vardır. Peki bakalım başka ne var? O zaman bana Allah'ın katındaysa izzet, hepsi Allah'ın katındaysa, hepsi tabiriyle beraber şöyle bir şey daha çıkıyor karşımıza. Bütün yücelikler, bütün güzellikler denildiğinde. Mesela bir insanın elden ayaktan düşmesine zillet deniyor. İzzetin karşılığıdır bu. Yani karşılığıdır derken zıttıdır. Bu arada bir şey söyleyelim. Çok yanlış anlaşılan bir ve söylenen, çokça sıkça söylenen bir söz. Her şey zıttıyla kaimdir sözü büyük bir hatalı sözdür. Böyle bir şey olamaz. Her şey zıttıyla kaimdir. Bu yanlış bir sözdür. Ama şu doğrudur. Her şey zıttıyla izah edilebilir, açıklanabilir ve anlaşılabilir. Mesela kul ölümlüdür. Ölümsüz olan Allah, şimdi kul ölümlüyse öldüğünde Allah da kaybolmaz o zaman. Her şey dediğinizde Allah da girer oraya. Ama kulun ölümlü oluşundan ölümsüz olan Allah'ı anlamaya yol bulabilir misin? Bulabilirsin. Nitekim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın macerasına baktığımızda kaybolup gidenler kaybolmayana işaret ettiler. Evet. Değil mi? Buradan anlaşılabilir. Şimdi zillet dediğimizde göz görürken görememesi bir zillettir. Ha demek ki gözün görmesi bir izzetmiş. Kulağın duyamaması bir zillettir. Elden ayaktan düşmek bir zillettir. Ha demek ki sıhhat izzetmiş. O zaman bu ayeti kerimede sadece iman değil. Hepsi Allah katında, aziz olanların hepsi Allah katındadır denildiğinde El-Aziz ismi şerifi bize şunu hatırlatıyor. Allah'ın bize verdiği bütün nimetler su gibi azizdir. Hepsi azizdir. Peki bunlar Allah katındaysa benim görmem, benim aklım, benim sıhhatim, benim dediğim daha nice nimetler hepsi kimin katındaymış? Allah katındaymış. O yüzden ben Allahsız bunları izzetle götürebilme kuvvetine sahip değilim. El-Aziz olan Allah'ı tercih edeceğim. Zikridir El-Aziz. Mesela bir insanın senin üzerinde, benim üzerimde hükümran olmasından korkuyorsa bir kişi, insanların kendisine tasallutundan, üstünlük taslamasından korkuyorsa bir insan, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Mu'izzu, Ya Aziz diye Allah Teala zikredebilir. Ama işin tehlikesi ne? Nesibe Hanım biliyor musunuz? Bunu yaparken zilleti tercih eden bir amelle meşgul olmayacak. Yani bir adam hem içki satıyor, hem kumar oynuyor, ondan sonra yakalanmamak için Ya Aziz Ya Mu'izz derse bu sefer çarpılır da Allah muhafaza. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Çünkü bu ayete muhalefet etmiş olur. Allah katında olan izzeti istiyor fakat kendisi Allah'ın men ettiği, zelil gördüğü işlerle meşgul. Şimdi yine bir sürpriz açıklamayla programımızı sırlamış olalım. Efendim, bugün bazı reklamlarda falan da oluyor. Bir beyazlatıcı, çamaşır suyu vesaire de falan. Ne yapıyorlar test etmek için? Diyorlar ki işte bak kirli bir çamaşırımız. Neler var üzerine? Ketçap lekesi, bilmem lekesi. Atıyorlar da atıyorlar. Hoş, onları bilgisayarla yapıyorlar ya. Kirli yüzeylerde yok, deniyorlar. Tabii. Kirli yüzeylerde deniyor. Atıyorlar, suyu çıkartıyorlar. Bakın evet. Ne kadar beyazlatıcı diyorlar. Evet. Bir kul Allah Teala'nın El-Aziz ismine mazhar olmak istiyorsa, Allah'ın şerefli gördüğü işlerle uğraşacak, tamam. Fakat kendi nefsinin zelil olduğunu bilirse, ne kadar zelil olduğunu, ne kadar zillet içerisinde olduğunu hep hatırlarsa, El-Aziz ismi şerifi onun üzerinde etkisini daha çok gösteriyor. Bende de biraz izzet var canım derse, o böyle şeye benziyor. Bendeniz biraz gençliğimde çamaşır falan da çok yıkadığım için kirin pişmesi denilen bir şey vardır. Böyle bazı şeyleri çok sıcak suya attığınızda, o kirle beraber onu böyle yumuşatmadığınızda, o kir bu sefer öyle bir şey işler ki dokunun kendisinden gibi olur. Bir artık daha çıkmaz. Artık o kumaşa at. Bir insan zelil olduğunu, hep Allah'a muhtaç olduğunu devamlı Allah'a arz ederse Allah onu aziz kılar. Bu tevazudur, mahviyettir. Sadi der ki, yağmur tanesi Nisan yağmuru
gökten aşağı süzülürken işte benim gibi bir tane kasıla kasıla iner diyor. Aşağı bir bakar ki deniz, kendisinden milyonlarca tane var. Tam oraya düşerken, bu örneği biz aşk ve ahlakta da vermiştik. Tam oraya düşerken birden ben kim, neymişim meğerse, ben hiçbir şeymişim diye tevazuunu takınır diyor. O tevazuyla denize düşer. Allah ondaki tevazuyu gördüğünde istiridyenin ağzında o taneyi hapseder. O tane o düşüşüyle beraber inciye dönüşür. Sonra sultanların tacında bir yekpare dürri yetim olarak, bir inci olarak arz-ı endam eder. Tevazuyla hareket edeni, bu şekilde Allah için zillette olduğunu fark edene Allah El-Aziz ismi şerifini tam tecelli kılar ki peygamberler ve velilerin hepsine baktığınızda daima Allah'a karşı zilletlerini takınmış, El-Aziz ismi şerifiyle de izzete kavuşmuş insanlardır. Diyelim, başka bir cenahtan El-Aziz'i zikretmiş olalım. Ağzınıza sağlık yine hocam, anlattığınız muhteşem şekliyle idrak edelim inşallah. Aşk ve ahlak programlarına siz de işaret buyurdunuz. Ben denizde naçizane işaret buyurayım. Bu programdan önce kıymetli dinleyicilerimiz aşk ve ahlak programını dinleyebilirlerse üzerine aşkın isimleri çok daha güzel oturacaktır. Eyvallah. Böyle diyelim inşallah. Ben Esibe Sarıhan, kıymetli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak, teknik yönetmenimiz Zuhal Tekin, yapımdaki arkadaşımız Nazlı Güven, haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar sizlerle olacağız efendim. Hoşça kalın. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.